Bu ilk dersimizde İngilizce'de özne olarak kullanılan temel kelimeleri öğrenerek kendimizi ve başkalarını tanıtacağız. Bu kelimeler sırasıyla şöyle: I, ben, you, sen ya da siz, we, biz, they, onlar, he, she, it ise o anlamında. He, she, it gibi üç tane o kelimesinin olması kullanım yerlerinin farklı olmasından kaynaklanır. Şöyle ki, he erkeklerde, she bayanlarda, it ise cansızlarda, yani cisimlerde ve hayvanlarda kullanılır. Ancak bu hayvan kendi hayvanınız gibi cinsiyetini bildiğiniz bir hayvansa he ya da she kelimesini de kullanabilirsiniz. Özne olarak kullanılan bu kelimeleri bilmek önemlidir. Çünkü İngilizce'de cümlenin devamının nasıl kurulacağını özne belirler. Bu da şu şekilde olur. İngilizce'de özneler tekil ve çoğul olarak iki gruba ayrılır. Çoğul özne grubunda you, we ve they bulunur. Tekillik ve çoğulluktan kasıt şudur. Örneğin they denildiği zaman, yani onlar denildiği zaman aklımıza birden fazla kişi gelir. Aynı şekilde we denildiği zaman birden fazla kişi gelir ve bunlar bu yüzden çoğul özne grubuna dahil edilir. Tekil özne grubunda ise he, she, it denildiği zaman, o denildiği zaman yani aklımıza tek bir kişi veya tek bir cisim gelir. Bu yüzden bu üçü tekil özne grubuna dahil edilir. You kelimesinin çoğul özne grubunda olmasının sebebi sen anlamının yanı sıra siz anlamının da bulunmasıdır. Bu yüzden çoğul özne grubuna katılmıştır. Özneniz tek bir kişi ise ya da tek bir cisimse bunu da tekil özne grubuna katabilir ya da birden fazla kişi ise ya da birden fazla cisimse yine özneyi çoğul özne grubuna katabilirsiniz. Örneğin the book kelimesi tekil özne grubunda kullanılabilir. Aynı şekilde Andrew gibi bir insan ismini de yine tek kişi olduğu için tekil özne grubuna dahil edebilirsiniz. Öznemiz birden fazla kişi ise örneğin James and Alfred gibi ya da the books gibi yani kitaplar anlamındaki bir sözcükse yine çoğul özne grubunda kullanabiliriz. İngilizce'de özne bizim için önemli demiştik. Peki niçin önemli? İngilizce'de genellikle cümle kurulurken özneden sonra bir yardımcı fiil getirilir. Bu yardımcı fiiller am, is ve are'dır. Yardımcı fiiller kural gereği gelir ve her özneden sonra o özneye uygun bir yardımcı fiil getirmek zorundayız. Örneğin çoğul öznelerden sonra are, tekil öznelerden sonra is, I öznesinden sonra ise am getirmek zorundayız. Özne ve yardımcı fiil yan yana geldiğinde kısaltarak da yazılabilir. Örneğin I am kelimesi I'm, you are kelimesi you're, we are kelimesi we're ya da they are kelimesi they're gibi yazılabilir. Aynı şekilde tekil öznelerde de i harfi yazılmayabilir ve kısaltma yapıldığı zaman bir kesme işareti konulduğuna dikkat edin. His, she's, it's örneklerinde olduğu gibi. İngilizce'de üç tür cümle vardır. Bunlardan birincisi artı işaretiyle gösterilen olumlu cümle yapısıdır. Olumlu cümle yapısında özne, özneden sonra ona uygun bir yardımcı fiil ve ardından isim getirilir. Örneğin I'm Robert yani Türkçesi ben Robert'ım. Bunun gibi you are Daniel. You öznesi çoğul olduğu için beraberinde are yardımcı fiili getiriliyor ve Türkçesi sen Daniel'sın oluyor. Aynı şekilde tekil öznelere örnek olarak he is Michael yani o Michael. He tek kişi tek kişiyi gösterdiği için he'den sonra is yardımcı fiilinin tercih edildiğine dikkat edin. Bakın bu cümle yapısı günlük hayatta nasıl kullanılıyor. I'm Forrest, Forrest Gump. I'm Dorothy Harry. I'm Jenny. I'm Forrest, Forrest Gump. Hello, I'm Forrest, Forrest Gump. Nobody gives a husky shit who you are, Puffball! İsterseniz şimdi bir de olumsuz cümle yapısına bakalım. İngilizce'de olumsuz cümle yaparken yardımcı fiilin yanına not kelimesi getirilir. Not kelimesi değil anlamındadır ve yeri daima yardımcı fiilin yanıdır. I'm not Robert yani ben Robert değilim
örneğinde olduğu gibi. You are not Daniel, sen Daniel değilsin. Ya da he is not Michael, o Michael değil. Aynı şekilde yardımcı fiil ve yanına not getirildiği zaman kısaltarak da yazmanız mümkün. Aren't ya da isn't şeklinde kısaltma yapabilirsiniz. Gelelim soru cümlesine. Soru cümlesi yaparken özne ve yardımcı fiil yer değiştirilir. Ya da başka bir deyişle yardımcı fiil cümlenin başına yazılır. Am I Robert? Ben Robert mıyım? Are you Daniel? Sen Daniel mısın? Is he Michael? O Michael mı? Örneklerinde olduğu gibi. Şimdi öğrendiğimiz bu konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Bunun için çeviriyle öğreni kullanacağız. Sizden Türkçe cümleleri İngilizceye çevirmenizi isteyeceğim. Biraz sonra cümleleri ekranda gördüğünüz zaman videoyu durdurun ve kendinize 5 dakika kadar süre tanıyın. Hazırsanız başlayalım. 5 John mu cümlesinin bir soru cümlesi olduğunu görüyoruz ve dolayısıyla yardımcı fiille başlaması gerekiyor. John tek kişi olduğu için yardımcı fiil olarak is'i kullanıyoruz. Is, he, John. He'yi seçmemizin sebebi ise John'un erkek olması. O John cümlesi ise olumlu bir cümleye örnek. Dolayısıyla özne ile başlaması gerekiyor. Ve yine o anlamındaki öznemiz burada he, çünkü John hala erkek. He'den sonra ona uygun olan yardımcı fiilimizi yani is'i getiriyoruz. Çünkü he tekil. He is John. O John değil ise aynı cümlenin olumsuz hali. Yani is'in yanına not getiriyoruz ve bu örnekte olduğu gibi isn't şeklinde kısaltarak yazıyoruz. He isn't John. O Susan mı? Yine bir soru cümlesi görüyoruz. Dolayısıyla is'le başlamamız gerekiyor. Beraberinde o anlamındaki kelimemizi getireceğiz. Fakat burada Susan bayan ismi olduğu için she devamında Susan. Is she Susan? O Susan ise aynı cümlenin olumlu hali. Dolayısıyla she ile başlaması gerekiyor. Devamında is yardımcı fiili ve peşinden Susan. She is Susan gibi. Bu tür alıştırmalar hoşunuza gittiyse devamını çeviriyle öğren kitabımda bulabilirsiniz. Tanıtım ve satış sayfasına gitmek için sağ üst köşedeki i harfine tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu kanala ekleyeceğim yeni videolardan haberdar olmak için sol üst köşeye tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.